Asist Analiz ekranlarında Yüz Yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Galatasaray'daki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Neslihan. Kağıt kalem yok. Evet, çünkü telefon var. Ya şey gibi, bu da hani Issız Adam filminde vardı. Fotoğraf makinesini güzelliyordu ya. Aynen. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim Neslihan. Nihayet biraz dolu dolu program olacak çünkü... Evet. Fotoğrafı görebiliyoruz. Oldukça karışık bir durum var hep Galatasaray'da. Hep belirsizlik var diyorduk ama hani sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Dursun Özbek tekrar başkan olur diyorum. Bir listelerde mucize olmazsa. Görüntü o. Pazar günü aslında bir adayla niyetlendi. Ben pazartesi günü aday olmayacağım açıklaması bekledim. O açıklamaya gelmeyince zaten işin rengi belli oldu. Evet. Dün de işte salı akşamı da bence çok önemli bir gelişme yaşandı. Metin Öztürk'le Dursun Özbek lehine çekilmesi, bir anlamda birleşmesi. Artık taraflar Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek seçimi bizi bekliyor. Eşref Hamamcıoğlu açısından hani listesi zaten hep tartışılıyordu. Son iki gün vardı. Cuma günü listeler teslim edilecek. 19 Mayıs günü Divan Başkanlığı kapalı tabii doğal olarak. Cuma günü listeler teslim ediliyor, öyle söyleyelim. Anormal bir sürpriz, değişiklikler olmazsa ben hani seçimi Dursun Özbek'in kazanmasını bekliyorum ama konuşuruz birazdan. Kendi adıma şundan çok rahatsızım Neslihan. Kurtarıcı olarak lanse edilmesinden Galatasaray Dursun Özbek'e kaldı. Yani bu 2-2 daha 4. Güzelleme yapmayalım. Ben çünkü 2015-2017 arası yaşananları bir gazeteci olarak, hatta bir Galatasaray taraftarı olarak da unutmadım. Başarılı bir başkanlık geçmiş olduğundan söz etmeniz mümkün değil çünkü. Mehmet, şöyle şimdi Burak Elmas'ın başkanlığının ibra edilmemesiyle başlayan bir süreç. Daha sonra 30 Nisan seçimlerinin ertelenmesi ve sürekli bir kaos ortamı. Sürekli seçim ertelenmesi, adayların belirsizliği vesaire vesaire. Senin de dediğin gibi Dursun Özbek adaylığını koydu. Metin Öztürk'le birleşme kararı aldı. Metin Öztürk Dursun Özbek'in yanında yer alacak bu süreçte. Bu kararı nasıl buluyorsun öncelikle? İlk olarak onu sormak istiyorum sana. 3 adaylı seçim olsaydı yine net konuşamazdım. Ben normalde hani olabildiğince bir yön verme değil ama hani görünen köyde kılavuz istemez. Sonuçta burada bir birleşme varsa, yani şöyle 900 küsür oy aldı Metin Öztürk bir önceki seçimde, bence çok iyi bir rakam. Evet. Yani orada hatta bence dengeleri bozdu. Eşref Hamamcıoğlu 42 oyla kaybetti. Bunda temel sebep ilk sandıklardan Metin Öztürk'ün yaşlı diyebileceğimiz o kıdem sayısı yüksek olan üyelerden çok oy alması. 903 azımsanmayacak bir oydu ama bu sefer hem açıklamaları nedir onlar? Teknik direktör önce bir torrent işe başladı. Torrent'i gönderirsek kutlama yaparız. Sonrasında gibi. İşte Nuri Şahin meselesi, üstüne Levent Nazifoğlu'yla ayrılığı, Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları, bir de tabii 30 Nisan'daki seçim iptal edildikten sonra Burak Elmas'a yönelik sert açıklamaları. Evet. Yani biraz Burak Elmas'ın üstüne bir de divan gerçekleşti zaten. Orada da hani üsluplar biraz tatsız noktaya gelmişti. Hı hı. Ben bu seçim o oy sayısını çok geçebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Hatta yani iki adaylı seçimde Eşref Hamamcıoğlu tarafı çok net emindi başkan seçeceklerinden. Öyle söyleyelim ama denklem... Yanlış bir strateji izledi diyebilir miyiz burada Metin Öztürk için? Zaten sessiz kaldı Eşref Hamamcıoğlu'nun. Hiçbir sen şey son bir çünkü. Ayda evet. Cenk Ergün hiç konuşmadı. Hı hı. Bu arada ben Cenk Ergün'le görüştüm ama yani gayet normal sohbet yani. İşin plan proje kısmı olabildiğince sessiz kaldılar. Çünkü hani ortada ciddi bir yük var Neslihan, artık 2011 ve 2017 hep aynı örnekleri veriyorum. Ünal Aysal'ın sıfırdan kurduğu takım, Şampiyon Ligi gibi yönetim listesi, orada bir sürü işte iyi ikinci başkan, başkan yardımcısı vesaire eski başkanlar. 2017 40 milyon euro konan para. Şimdi öyle bir durum yok yani. Bir mucize yaratamazsınız artık. Hani buna zaten mali yapı izin vermez. Galatasaray'ın yapması gereken çok basit. Samet Aybabalı, Beşiktaş, Ünal Karamanlı, Trabzon gibi bir şeyleri uzun vadeli artık. Kısa vadeli kurtuluş olmaz Galatasaray'ın. Bir sene daha olmasın şampiyon ne olacak yani? İşte Fenerbahçe 8 senedir olmuyor. Yani şu dünyanın sonu mu? Hayat devam ediyor sonuçta. Yani İlla ki böyle şampiyonlukların bu kadar kutsanması da ben çok, zaten Galatasaray en çok kupa kazanan kulüp hani günün sonunda bakarsak. İşte alışan bir kulüp ya. Tabii. Öyle oluyor dediğin gibi. Ama ben şunu kabul etmiyorum. Şampiyon olamayabilirsin. Sezonu böyle bitirebilirsin ama yani şimdi ben şu örneği veriyorum. Bir hafta önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçı izledik. Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisini bitirin 11'ini sayıyorum. Kalede Ersin, stoper Serdar, Necip,
Rıdvan, orta saha Emirhan. Yani takımın yarısı altyapı mükemmel. Evet. Böyle bir hikayesi yok Galatasaray'ın, anlatabildim mi? 25-30 milyon euro para harcıyorsun, harcadığın isimler. Çikalda, Morutan, olmaz yani. Bu yapı eleştirilir işte. Fatih Terim'le yolluyorsun, olabilir. Zamanında bunu Ünal Aysal'la yaptı ama Mancini'yi getirdi. Sen Torrent'i getirdin. Bugün imkan olsa Burak Elmas devam etse Torrent'i de gönderecek. Ama Fatih yani. Terim'le yeni bir yapı da denendi ya. Zaten o yapı olmadığı için aslında bunca sıkıntı da çıktı diyebiliriz. Zaten ben şunu söyleyeyim. Fatih Terim en büyük iyiliği yaptı bence Burak Elmas görevden alarak. Şu an komple bir numara Burak Elmas diyoruz. Hı hı. Aslına bakarsan süreç Fatih Terim'in eseri bir anlamda, futbol takımı anlamında. Çünkü Feghouli dışındaki bütün isimler Fatih Terim'in onayıyla alındı. İşte Muslera 2,5 milyon euro 3 yıllık kontrat. Yani biz hep böyle belli isimler nedir? Morutan, Çikalda, geçmiş dönemi git. Falcao, Jacne. Hadi Falcao'da Fatih Hoca'nın hakikaten bir dahli yok ama diğer istediği forvetleri de biliyoruz Fatih Hoca'nın, Galatasaray'a gelen forvetleri. Ama hani burada öte yandan transferler de fiyasko. İşte Muğdat, Oğulcan, ya değer mi Rize Spor'la kavga etmeye Oğulcan gibi bir oyuncu için? Oğulcan geldi, Adem gitti yani. A'dan Z'ye çok kötü bir kadro mühendisliği. Yani ben bu yapıyı da Torrent'ten daha iyi bir hoca gelse de kurtarabileceğini düşünmüyorum. En iyi pozisyon 6.lık, 7.lık olurdu. Nihayetinde nereye bağlayacağım? Yani zaten süreç çok kritikti. Seçim süreci işte Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk. Bence Eşref Hamamcıoğlu orada doğru bir strateji izledi. Çok atıp tutmadı diyeyim tırnak içinde. Metin Öztürk çok iddialı konuştu ama bir şekilde Levent Nazifoğlu'nun zaten ayrılığı artık hani o başkanlık yolunu tıkamıştı. Nihayetinde stratejik bir hamle izledi ama ne olursa olsun 30 Nisan'daki seçimde iki aday vardı. Yani evet. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu. Bence bu ikisi isimden birine 11 Haziran'da başkanlık yakışırdı diyeyim ben. Dursun Özbek ismi evet zamanında çok haksız eleştirilere de maruz kaldı. Şimdi orada da hakkını teslim edeceğim. 20 milyon euro kasa kolaylığı, 4 milyon eurosunu hibetti diye biliyorum. Yani kulüpte parası kaldı. Bu anlamda hani maddi fedakarlıklar da bu kulüp için bulundu. Ona rağmen manevi anlamda ciddi zararlar da gördü işte. Otel faturaları vesaire. Ama hani şu anki tabloya bakıyorum. Biraz bizim bu medyanın da şeyi yani. Nereden nereye bağlayacağım? Emin ol Torrent değil başka bir yerli teknik adam gelse bu kadar acımasız eleştiri olmazdı. Yabancı oldum haydi paldır küldür. Tudor adaylıkları yapıldı. Bu bizim şey yani futbol kültürümüz mü diyeyim, eleştiri kültürümüz. Şimdi de anlamsız şekilde bir Dursun Özbek güzellemeleri görüyorum. Yani Dursun Özbek'in 2015-2017 arası Galatasaray'ı getirdiği nokta. Ya en basit her şeyi geçtim. Arkadaşlarımız, bizim meslektaşlarımız, kulüp çalışanların maaşları düzenli ödenmedi. Kim ne anlatıyor? İçeriden çok baskı vardı Dursun Özbek'in gelmesiyle ilgili. Yani Dursun Özbek adaylığını koysunla ilgili. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Dursun Özbek şu an Galatasaray'ın kurtarıcısı olarak görülüyor. Ve sen bundan rahatsızsın. Evet. Ya Dursun Özbek'e kaldı. Ben böyle yorumluyorum tabloyu. Çünkü hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk'ün listeleri çok camianın içine sinmedi açıkçası. 30 Nisan'daki o seçimde sönük bir havada bir seçim havasına girilmişti. Şimdi 11 Haziran iki adaylı seçim olacak gibi. Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek artık son bir aday. Evet. Çıkmaz bu saatten sonra. Listeleri görmek gerek ama hani ben şöyle söyleyeyim. Dursun Özbek'in tekrar başkan seçileceğini söylemek, müneccimlik yapmak olmuyor artık bu saat itibariyle. Eşref Hamamcıoğlu'nun işi zor. Zaten listesinden aralarda şeyler de yaşandı. Bakalım Dursun Özbek nasıl bir liste kurulacak. İşte hep Erdem Timur ismi konuşuluyor. Benim aldığım istihbaratlar Sportif AŞ'de olacağı yönünde. Orada ikinci başkan olarak ben Metin Öztürk'ü bekliyorum. Yine Metin Öztürk'ün ekibinden birkaç isim var. Neslihan işte Rıza Morova gibi, Dikran Gülmezgil, artık İsmail Sarıkaya gibi. Aslında bence şu meseleyi konuşalım. Hep sosyal medyada muhakkak sen de dikkat etmişsindir. Fatih Terim'i getiren başkan kimdi? Dursun Özbek'ti. Herkes şimdi hani Fatih Terim kimle döner? O denklemin Dursun Özbek'te olacağını düşünüyor ama benim fikrim artık, ben olumsuzum yani şöyle düşünmüyorum Fatih Terim'le bir yola çıkacağını. Bence yine B planı olacak Fatih Terim ya da son çaresi. Yani Dursun Özbek'in o dönemki başkanını hatırlayalım. Tamam Fatih Hoca milli takımda aktif görevdeydi ama ayrıldığı zaman Lucescu'ya gitti. Hı hı. Tudor görevdeydi. Hatta Lucescu sonrasında milli takıma gitti. Baktı aralıkta işler gitmiyor, seçim. Hani ben yolun sonuna geldim. Bir son çare Fatih Hoca'yı getirdi. Şimdi de hazır o ekipte Metin Öztürk, İsmail Sarıkaya, ki İsmail Sarıkaya
Nisan ayının son haftasında Okan Buruk'la görüşmeyi gerçekleştiren isim Metin Öztürk yönetim adına. Hatta o iş ilerletmesi fonunun ayrılığına girdi. Yani ben mesela Dursun Özbey'in başkanlığında Okan Buruk'un Galatasaray'ın hocası olma ihtimalini Fatih Terim'den daha yüksek görüyorum, öyle söyleyeyim. Hmm. Yani sosyal medyaya çünkü bakıyorum, herkes hani o denkleme Dursun Özbek'le birlikte hemen Fatih Terim'i yakıştırıyor doğal olarak. Akılları muhtemelen Aralık 2017'deki o birlikteliğe gidiyor ama ben hala hani Fatih Terim'in şu an döneceğini düşünmüyorum. Sonra işlerine Okan Buruk değil veya X başka bir teknik adamım yine başarısız olur. O zaman 5. Fatih Terim dönemi olabilir ona. Hani o konu, o düşünceye çok şey değilim, hani soğuk bakmam. Fatih Terim'in 17 Mayıs paylaşımı da belki birazcık kafalarda öyle bir soru işareti bırakıyor olabilir. 17 Mayıs ama en bu da yani o kadar seçim konuşuyoruz ki ilk evet. kez 17 Mayıs'ı hiç konuşamadık. Değil normalde mi? 17 Mayıs'ın evet. maçlar tekrar aynen. yani bir daha öyle bir zirve olmayacak ama açıkçası şöyle de üzüntü verici. Bugün sanırım final Frankfurt Rangers. Evet bugün. Ya Galatasaray'da olabilirdi. Şöyle yani Frankfurt'la Rangers'ı Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskovalı gruba koyuyorum Galatasaray yerine. O gruptan çıkamayabilirdi Rangers ve Frankfurt. O iki takım bugün final oynuyor. Galatasaray'ın da üzüntü verici bir tablo. Yani şu kötü sezonun kurtarılabilirdi bir finalle. Güzel olurdu gerçekten. Ya yani ben şu sezonu bu sezon bir Avrupa Ligi'nde kurtulabilirdi. Avrupa Ligi'nde finale karşılık bu sezonun böyle geçmesini kabul ederdim. Değil mi? Yani ama bence zaten birçok Galatasaraylı kabul ederdi. Tabii tabii. Bunu hiç tartışmaya bile açmıyorum açıkçası. Şimdi Torrent'i biraz konuşalım Mehmet. Olur. Tabii teknik direktörlerden bahsettik, işte Dursun Özbek gelirse ne olur ne biter. Torrent'in bir açıklaması oldu. 3 yıl daha kalmak istiyorum Galatasaray'da diye. Bunu neye güvenerek yaptı sence? Bu açıklamayı neye güvenerek yaptı? Burak Elmas'ın da bir gün önceki aslında basın toplantısı çoğu şeyi işaret etti. Eşref Avamcıoğlu ve Metin Öztürk oy vermem dedi. Ki orada aslında bizim anlamamız gerekti. Dursun Özbek artık aday olacağını Burak Elmas destekleyecek. Bu denklemde Abdurrahim Albayrak bence iki tarafı da desteklemiyor. Torrent'te doğal olarak Burak Elmas sözleşme konusunda onu çözmeliler dedi. Ortada bir sözleşme var ve yani rakamları da söyleyelim. 1,5 milyon euro Torrent, 5 yardımcısı 660 bin euro, 5 yardımcısı kimler? 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 analizci, 1 performans uzmanı. Yani ortadaki tablo Neslihan 40 milyon TL gibi bir rakam. Yani o rakamı öyle hemen bir haftada ya da 2-3 günde çözülebilecek rakamlar değil. Müzakere ister ki bunu bana söylendi de. Ben yeni gelecek yönetim, yeni başkanın Dursun Özbek olacak. Muhakkak zaten taraftarın çok içine sinen bir başkan değildi. Kalkıp bir de hadi ben Torrent'le devam ediyorum, tazminatı var, bunu demez. Bence orta yol bulunur. Torrent'te doğal olarak hani her, buraya gelen her yabancı gibi hakkını arayacak. Prandelli de aldı o tazminatı, Tudor da aldı. Ama ben kuruşu kuruşuna alacağını düşünmüyorum. Bir orta yol bulunur. 1-1,5 milyon euro aralığında ama tabii bu işten hem maddi anlamda hatta manevi anlamda Galatasaray zararlı çıkacak. Luis Campos geçen hafta gitti. Torrent gidecek. Sensibile için şimdi program öncesi bir istihbarat aldım. Onu söyleyeyim. Tabii. %50 kalma ihtimali var. Yani Cenk Ergün, Eşref Avamcıoğlu ile birlikte evet. Eşref Avamcıoğlu başkan olsa Cenk Ergün futbolun patronu olur. Orada Sensibile de devre dışı kalır. Sonuçta futbol aklı Cenk Ergün olacak. Ama Dursun Özbek'in başkanlığındaki Burak Elmas da şu an bir zeytin dalı uzattı diyebiliriz o tarafa. Ben Sensibile'nin devam etme olasılığını görüyorum ki bu olasılığı o da farkında olacak. İtalya'da görüşmeler yapıyor. Her ne kadar program öncesi de konuştuk. Hani Bernardeschi, Juventus çok zor bir isim ama hani o tip isimleri de zorluyor işte. Zeka, Seka sanırım doğru telaffuzda Lille'deki oyuncu. Bayağı bir oyuncuyla görüşme var. İşin bu kısmı hani Sensibile devam edebilir diyorum ve diğer istihbaratımı da paylaşayım burada. Tabii ki. Hep Kerem soruluyor. Ben o ismin ayrılabilme potansiyeli olarak Marka'yı çok yüksek görüyorum. Sebebi şu, bu sene gittim diyor Marka. Nedeni yeni sezonda Avrupa'da olmayacak bir Galatasaray. Avrupa'da olmayacak bir Galatasaray'da Brezilya milli takımına seçilebilir mi? Hayır, o tren kaçabilir. Sonuçta yaş olarak da artık 26 yaşında ama olası ki bir Avrupa'ya transferini düşün İtalya'ya. Aralık ayında işte Katar'da Dünya Kupası. Milli takıma da gidebilir. Yani Marka ayrılmak istiyor gibi yorumlamayalım ama hani doğru zamanın bu zaman olduğunu düşünüyor Marka. Hani bu ara transfer yaptım ve hani çok gelecek planları biraz yeni sezon Avrupa. Hani hep biz Kerem'i konuşuyoruz. Ama ben Marka'nın özellikle son Adana Demirspor maçı tribündeydim. Maçın ardından çocuklarını aldı böyle sahada bir taraftarla işte selamlaştı evet. vesaire.
biraz duygusal da bir 90 dakika sonu oldu. İstihbaratlarım sözün özü sensible devam edebilir, marka ayrılabilir diyor. Peki Adana Demirspor maçı demişken hemen bir oraya geri dönmek istiyorum. Arda Turan'ın kadro dışı kalması çok eleştirildi. Arda Turan'ın da sosyal medya hesabından enteresan bir paylaşımı oldu Galatasaray'la alakalı. Onunla ilgili de yorumunu merak ediyorum Mehmet. Arda Turan Galatasaray efsanesi değil. En azından benim için. Ben isim de vereyim. Galatasaray efsanesi kimdir? Sabri Sarıoğlu. Son sene Göztepe'de tamamladı. Arda'dan daha iyi futbolcu değildi. Selçuk İnan. Bence Arda kadar iyi futbolcu. Selçuk İnan Galatasaray efsanesidir. Evet, 12-13 milyon euro para kazandırdı Galatasaray'a. Ozan Kabak da 11 milyon euro kazandırdı. Ndiaye'de 16 milyon euro. Tamam, Arda altyapıdan çıktı vesaire. Hani iş şey değil, Arda'nın iyi bir Galatasaraylı olduğu aşikar. Galatasaray için maddi manevi fedakarlıklar yaptığı aşikar ama ortada 7 sezonluk performans var. 7 sezonluk Galatasaray kariyeri, bir şampiyonluk. Arda'nın açıklamasında hani bu takım 2008'de ben şampiyon yaptım demeye de getiriyor. Ben performansa bakarım. Babel hayranı hiçbir zaman olmadım ama bugün Babel Aralık doğumlu. Şu an Arda ile aynı yaşta ikisi de 35 yaşında. Evet. Ki sen de sporla benden en azından daha fazla aşınırsın. İkisinin de fiziğine bakalım. Hani birisi ben futbolcuyum diye bağırıyor. Birisi tabii çoktan bitmiş. 5 senedir doğru düzgün maçı yok. Ben o yüzden çok işin duygusallık kısmında değilim. Eğer kısası kısassa da Arda bence hala yani bu düşüncemde değişiklik yok. Bugün Muslera'nın aklına Omar bir yıl sonra kadroya giriyor, maçta oynayacak. Dur ben İzmir'e gideyim, kadroda yokum, maç konuşmasını yapayım takıma. Omar için oynayayım deyip dediği gün sen gidip Fatih Hoca ile gülen fotoğraf verirsen böyle. Yani ben de arada asistanınızla işte maç videoları çekiyorum Neslihan. Maç öncesi videolarda çok gülümsemeye özen göstermiyorum. Sebebini söyleyeyim. Şu maçı Galatasaray kaybedebilir. Galatasaray kaybetmiş. Bu adam niye pişmiş kelleği gibi sırıtıyor demesinler derim bana. Anlatabildim mi? Arda o anlamda hani süreci zaten yıllardır kötü yönetiyor. Kötü iyi bir... yönetiyor. Evet, ben Arda'nın iyi yönetiyor. İnsan olduğunu biliyorum bu arada. Yardım yapar hani ama süreci bence sağ içinde sağ dışında kötü yönetiyor 5 yıldır. Hani o yüzden veda isteyen olacak. Bence vedayı geçen sezon sonunda etmeliydi. Bir de bu çok aslında Arda'nın şu anki fiziksel durumu da çok tartışmaya açık bir konu da değil. Yani kondisyonu ortada. Oynamaması gerek, o kontratı almaması gerekti Galatasaray'da. Evet. Ben parasını değil mi? Bu arada Arda diğer oyunculardan farklı olarak vergisini kendi de ödeyebilir. Yani ben çok Galatasaray'a para kazanmak için dönmediğini biliyoruz. Ha bu hikayenin Galatasaray'da bitmesi güzel. Sonuçta ben hala söyleyeyim, içim acımıştı. Mariano'nun sol ayağıyla golünü attı. Başakşehir Galatasaray maçı, ben yani 8 senedir muhabirim. Öyle bir rakip oyuncu tepkisi en son bu sene Gendozi'ye gördüm Marsilya maçında. Yani Arda çok böyle anlamsız şekilde Arda'ya bir negatif enerji yüklenmişti. Hani Fatih Hoca'nın içinde elini öpmesiyle başlayan süreç, o hikayenin Galatasaray'da bitecek olması güzeldi ama artı bir yıl oynamasına gerek yoktu. Bu seneki performansı, ben performansa bakarım. Yani zaten hadi her şeyi geçtim. Bu denklemden Galatasaray'ı, Barcelona'yı, Atletico Madrid'i çıkardım. Sana soruyorum. Başakşehir'de 3 yıl kalıp başarısı olan futbolcu var mı? Dembabasından tut Skertel'ine kadar herkes hayata dönüyor o takımda. Orada bile yapamadı Arda. Sonuçta bence futbol Arda'yı çoktan bırakmıştı. İş şimdi resmete döküldü. Mehmet, şimdi önümüzdeki süreçte Galatasaray'ı neler bekliyor? Onu da bir konuşalım. Neler olacak? Programın başında söylediğimi söyleyeyim. Dursun Özbek'in başkan olmasını bekliyorum 11 Haziran'daki seçimde. Bu arada izleyicilerimize de soralım. Kimin başkan olmasını bekliyorsunuz diye aşağı yorumlara da yazabilirsiniz. Dursun Özbek'in başkan olmasını bekliyorum ama hani Dursun Özbek'le ilgili olumsuz düşüncelerimi herhalde yansıtabilmişimdir diye düşünüyorum. Bu yani, güzellemenin sebebinin ne olduğunu merak ediyorum. Tabii yani bir kurtarıcı havası yaratılıyor. Evet. Hayır. Galatasaray o kadar kötü halde ki Dursun Özbek'e kaldı şu an için. Ya var mı bir yerden kovulup teneke bağlanıp yollandı Dursun Özbek bakarsan? Tabii. Mustafa Cengiz evet, seçimi evet. Arkasından ya taraftar bayram etmişti vesaire. Galatasaray'da sence yeniliğe karşı bir cesaretsizlik mi diyeyim? Bir şey var gibi. Yani hep bir denenmişi denemek. Doğru. Ama bazen de çözüm oldu. Şimdi yani işin sportif kısmına bakarsak Fatih Hoca'nın 3. ve 4. gelişleri Galatasaray'a bir iğme yakaladı. O konuda hakkını teslim edeyim ama süreç yani gelen hep giden arattı. Yıllardır kötü yönetilen bir kulüp Galatasaray, sağ dışında özellikle. Bir de şu klişe cümleyi biz kullanırdık ve severdik de. Galatasaray kaoslardan beslenir, krizleri fırsata çevirir ama evet. Bu kadar bölünmüşlüğün olduğu yerden bir iyi sonuç çıkmaz Neslihan yani.
Abdurrahim Albayrak tarafı, örnek veriyorum şimdi işte. İki tarafa da desteklemeyecek mesela. Yani herkes böyle birbiriyle savaş haline bakarsan. Hele ki en son Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu işte bu birleşme görüşmesi. Oradaki ikilinin birbirine verdikleri cevaplar. Artık iyice hani tansiyonlar yükseldi, yollar ayrıldı. İş zor. Yani 3 adaylı bir seçim daha da zor olacaktı. Çünkü seçilecek başkan yine Burak Elmas gibi %30-%35 ile daha doğrusu seçilecek, yine otomatikman karşısında bir %60'lık muhalefetle başlayıp bir de hani bu süreci şöyle yorumlayalım. Fenerbahçe şampiyonluğu görmedi Galatasaray. Şimdi evet. Yeni seçilecek yönetim olası bir Fenerbahçe şampiyonluğu daha da böyle orayı hani sıkıntı iyi kötü Başakşehir, Trabzonspor şampiyonlukları geçti bu sezonlar. Öyle düşünelim hani, çünkü iki camiada çok birbiri endeksli yaşıyor bakarsan. Hep süreç Galatasaray adına ben çok olumlu bakamıyorum. Ama ne görüyorum diye tekrar soracak olursan, Dursun Özbek başkan olur diyorum. Sensi bile devam etme ihtimali var spor direktörü olarak. Hoca olarak Okan Buruk'u bekliyorum, onu da söyleyeyim. Fatih Terim beklemiyorum en azından kısa vadede. Transferlerde muhakkak gelen giden bir hareket olacak ama onun için bir 11 Haziran'ı bekleyelim. Tabii yani o şüphesiz bir şekilde 11 Haziran seçimi olduktan sonra Galatasaray'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor önümüzdeki sezonun çalışmaları için. Mehmet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Umarım net konuşmuşuzdur. Ben böyle çok net konuştum. Ortadan konuşmayı da sevmem çünkü. Evet. Teşekkür ediyorum, eksik olma. Evet, Mehmet Özcan'la Galatasaray gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.